Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Kocaeli İzmit'ten seslenmekteyiz. Araf Oto Hasar Onarım Merkezi'nin konuğu olduk ve yanımızda firma sahibi Aynur Hanım bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Aynur Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, siz iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Aynur Hanım, burada verilen hizmetlerinize, bu sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Aynur Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Aynur Hanım 9-10 yıla yakın bu sektörde hizmet vermektedir. Evet. Çok farklı firmalarda çalışmıştır. Bir zaman sonra bu işi kendisi yapmak istemiş olan bir insan. Evet. Bu süreç içerisinde firmamızı açtık. Araf Oto Hasar Onarım Bakım Merkezi olarak. Hı hı. Bunun içeriğinde de mekanik, hasarlı araçlar, kaporta, boya ve elektrik aksamı ve diğer işlemleri, temizlenmesi ve anahtar teslimine kadar olan bütün mevcut işlemleri kendi firmamızda yapmaya başladık. Evet. 10 yıldır sektörün içerisinde evet. varsınız. Ancak 2016 yılında kurmuş olduğunuz Araf Oto'da firma sahibi olarak burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Efendim burada verilen hizmetleri, faaliyet alanlarınızı biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda Araf Oto olarak verilen hizmetler tam olarak nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şimdi biz firmamızı açtığımızda dostlarımızla ilerledik. Yani bizim daha önceki sektördeki geçmişteki arkadaşlarımız, çalıştığımız insanlar, bunların içerisinde kiralık araç şirketleri de dahil olmak üzere bu dostlarımızın bize desteğiyle belirli bir süreci geçirdik. Bunların içerisinde çok köklü firmalar da mevcut. Şu an bütün hasarlı sigorta, trafik sigorta, poliçeler üzerinden bütün araçların bakımlarını yapabilmekteyiz. Hasarlarını giderebilmekteyiz. Evet. İleriye dönük projeler içerisinde de biz bunların içerisinde anlaşmalı olabileceğimiz servislerle, anlaşmalı olabileceğimiz sigorta şirketleriyle de bu iş hacmini genişletmeyi düşünüyoruz. Evet. Şimdi öncelikle bizim için müşteri çok önemli. Neden? Çünkü herkes aracımızı seviyor. Kesinlikle. Yani araç biraz fuzuli, biraz da çok gerekli olarak görüyor. Kimisi için de bir tutkudur araç. Çok kişi için de tutku. Evet. Bu işi sevmek çok önemli. Ben bu işi 9-10 yıldır kendi maddi ihtiyaçlarımı karşılamak için girmiş oldum ama son 5-6 yıldır da bu işi çok gerçekten severek, yeri geldiğinde bir parçasının nereden söküldüğünü merak ederek, işte mekaniğinde şu şurada olması gerekiyor, bu araçta bu burada mı diye merak ederek, sürekli kendimi geliştirerek, buna evet. hakim olarak yol aldım. Şimdi gelen araç öncelikle müşterimiz tarafından sıkıntıları ve şikayetleri bize iletildiğinde bunları bir sisteme gireriz. Sisteme girdikten sonra parçaların hangi aşamada olduğu, yıpranmışlık oranı nedir, ne değildir, bunların tespitleri yapılır. Değişim gerekiyorsa değişimleri yapılır. Evet. Ve biz bu arızayı giderdikten sonra başka bir sıkıntı var mı araçta? Bu araçta daha farklı ileriye dönüp ne tür sıkıntılar oluşabilecek? Bunlara bakarız. Mekaniksel konuşuyorum bunu, evet. mekanik anlamda. A'dan Z'ye analiz A'dan yapıyorsunuz. A'dan Z'ye analiz yapıyoruz. Bunları biz ölçüm cihazlarına sokuyoruz. Nerede ne tespitler var, beyin cihazlarına sokuyoruz. Evet. Bunları tespit ettikten sonra, arızalarını giderdikten sonra müşterimizin başka özel isteği var mı? Bizden yapmak istediği bir şey var mı? Bunları kendisine iletiyoruz. Aracını test ediyoruz. Daha sonra temizliyoruz. Kendisine kullanıma hazır bir şekilde veriyoruz. Evet. Hasarlı araçlarda bu biraz durum daha farklı oluyor. Bu süreç biraz daha uzuyor. Bunun için de işte sigorta şirketleriyle yapılan görüşmeler, ekspertizler, beklenen tedarik parçalar vesaire gibi aşamaların hepsini tek tek kalem kalem biz burada takip ediyoruz. Evet. Ve birebir müşterinin memnun olabileceği şekilde orijinallerinin orijinal parçalarla değişmesi, bunların adımlarını, bunların hepsini müşteriye kendisine tekrar geri dönerek, bilgi vererek devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde biz müşterimizle
sürekli bağlantı ve diyalog halinde oluyoruz. Evet. Ekstra yapabileceğimiz neler var onlara bakıyoruz. Yani burada her şeyden öncelikli olan nokta şudur, müşteri memnuniyeti. Evet. Çünkü ben de bir aracımı başka bir yerde, başka bir işleme alırsam ben de memnun olarak dönmem gerektiğini düşündüğüm için benim müşterim de çok memnun bir şekilde buradan ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi efendim sanayi bölgesindeyiz ve evet, sektörde yalnız değilsiniz. Doğru. Bir bayan işletmeci olarak da şunu söylemek istiyorum. Tabii ki işinizi burada hassaslık ve büyük bir titizlikle gerçekleştiriyorsunuz. Merakınızdan dolayı. Evet. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir aynı zamanda? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bayanlar çok titizdir. İşlerini, yani bu evde de böyledir. Ev hakimiyetinde de böyledir. Elini attığı konularda da böyledir. Yani çok disiplini sever. Yani evet, detaycıdır. Kadınların yapısında bu vardır. Evet. Detaycıdır. Şimdi bu bir erkek sektörü. Baktığınızda erkeklerin daha hakim olduğu, erkeklerin arabalarını çok sevdiği bir sektör. Evet. Ama bizim olumlu aldığımız nokta şu. Bayanlarda bazı sert olan yüzeyleri daha yumuşatabiliyorsunuz. Bayanlara karşı tavırlar biraz daha keskinken yumuşak olabiliyor. Evet, kesinlikle. Benim şu noktada biraz daha avantajlı oldum. Belki biraz ilk başta güven sorunu olup da daha sonra bu işi başarabilmişsiniz, yapabilmişsiniz, çok teşekkür ederim diyen çok insan ve müşterim olmuştu. Evet. Şimdi sanayi ortamına baktığımda ve çalıştığım tedarikçi firmalarım da olsun, hepsindeki gözlem şu. Yani bu işte bir bayan olarak çok iyi bir yerden başlayıp çok iyi bir yere gelebileceğimle alakalı güzel bir algı oluşmuş durumda. Bir güven meselesi var, bir güvenilirlik evet, durumu var. Bence müşteriyle firma arasındaki en önemli çizgi de güven meselesi. Kesinlikle. Bizim önceliklerimizde ilkelerimizin arasında aldığımız şey budur, güven. Yani aracını bize iç güvenliğiyle, içinden gelerek, güvenerek teslim edecek ve güvenerek teslim alacak. Bizim de dikkat ettiğimiz nokta bu. Evet, çünkü olabilecek en ufak hatalar çok büyük sonuçlara neden olabilir. Kesinlikle aynen. Evet. Yani bir fren bakımı yapıyorsunuz. Bakın, ufak bir hatadan dolayı bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Kesinlikle. Farklı bir arızanın farklı şekilde giderilmesi gerekirken siz üzerinize düşmeyerek, bunu çok böyle kulak ardı ederek şey yaptığınızda, onarma yoluna gittiğinizde başka sonuçlara, başka nedenlere sebep olacaksınız. Çünkü araçlar hareket eden bir şey, duran bir şey değil. Evet. Ve can kaybında en çok yaşandığı nokta araçlar. Evet. O yüzden dikkat yani kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle hataya sizin sektörünüzde yer yok maalesef doğru, ki. Evet. Efendim, önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Yani sektörümde Arafoto'nun çok iyi bir yere geleceğine eminim. Planladığım ya da hedeflediğim nokta bu sektör, yani otomotiv sektörü sürekli ilerleyen bir sektör. Sürekli kendini yenileyen, genişleyen ve sürekli alım gücünü artırabilen bir sektör. Yani bu evet, sektörün ölme, kalkma durumu kesinlikle yok. Her sektörde mutlaka bir şey vardır. İnişler, ama çıkışlar vardır, vardır ama otomotiv sektörü bitmeyecek bir sektör. Bitmeyecek bir sektördür. Olduğu müddetçe de Arafoto'nun bu sektörün içerisinde saygın bir yerde müşterisiyle beraber daha güzel günlere beraber gidebileceği bir firma olmasını ümit ediyorum. Sektörde lider bir firma evet, olmayı hedefliyorsunuz. Bu yolda da size başarılar dilerken son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Aktarmak istediğim şey şu. Bayanların yapabileceği işler veya yapamayacağı işler diye bizim ülkemizde ayrılmış noktalar. Kategorilere ayrılmış. Vardır. Evet. Ama ben bayanlarımıza güveniyorum. Yani iş gücü, iş emeği ve inancı varsa birçok sıkıntıya karşı kendisine bir alanda yer bulabileceğine inanıyorum. Bu yüzden de özellikle bayanların, tabii ki sektör ayrımı yerine koymak çok farklı bir şey ama bayan arkadaşlarımın daha fazla farklı farklı işlerde olmasını temenni ediyorum, istiyorum. Evet. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Umarım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.
Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Kocaeli İzmit'ten ve sektörün en iyisi Araf Otohasar Onarım Merkezi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.